Evet, bugün yaylalardayız, dağlardayız. Ordu, Kabadüz, Derinçay köyünün gelenekselleşmiş yayla şenliğindeyiz. Yaylaların olmazsa olmazı da işte bu çise, yağmur, duman. İşte bu yaylalardaki şenliklerin mutfağının arkasında o kadar emek var ki bu emekleri bir kenara atamayız. Ve öğretmenlerimiz bazen ana oluyorlar, bazen baba oluyorlar. Ama onlar sadece ve sadece okullarımızda değil. İşte şu anda buranın öz ve öz evlatlarından bir öğretmenimiz var. Buradaki etkinliğe çok büyük önem veren öğretmenlerimizden birisi. Merhabalar. Merhabalar. İsim? Sezai Okutan. Ordu Derinçay köyündeyim. Şu anda Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürüyüm. Olarak görev yapmaktayım. Evet, hocamız da dün akşam biz geldik Milli Eğitim Camiası'ndan ama çise de bastırıyor. Evet olsun, bastırsın. O da ayrı bir tat, güzellik. Dün akşam hocamın öyle büyük mahareti var ki bir saz üstadı. Yani Neşet Ertaş'tan aldığı o tür etkinlikleri de öğretmenlerimiz kendi mesleklerinin dışında da yürütüyorlar. Onun için bu değerleri öne çıkarmamız gerekiyor. Hocam sadece öğretmenlik değil, milli eğitimdesiniz evet. Ama saz nereden geliyor bu? Evet, şimdi yaşadığımız coğrafya zor koşullar barındıran bir coğrafya. Dolayısıyla bizim coğrafyanın insanı daha duygusal oluyor. Çünkü kıyaslama yapma şansı olduğu zaman halkımızın, çünkü türküler sadece yani bir yerde oturup beste yapılan şeyler değil. Damla bile değildim, göle çevirdiler beni. Leyli 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 leyli, göle çevirdiler beni. Damla bile değildim, göle çevirdiler beni. Leyli 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 leyli, göle çevirdiler beni. Gençlere türküyü sevdirmemiz gerekiyor. Üzerimizde böyle bir sorumluluk var diyorsunuz. Evet, ben böyle bir sorumluluğu bireysel olarak kendi üzerime almıştım öğretmenken. Şimdi devam ettirmeye çalışıyorum. İşte öğretmenler sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde devlet memuru değil. Hiçbir zaman o sıfatı kullanmıyorum. Memuriyetin dışında ayrı bir özellikleri var. Öğretmenlik ayrı bir sıfat. İşte o sıfatları taşıyan kişilerden birisi Sezai Hocam. Hocam bu etkinlikte, mutfakta o kadar çok emeğiniz var ki evet. Onu yadsıyamayız. Evet. O mutfaktaki emeğinizden dolayı da evet. Ayrıca size teşekkür ediyoruz. Dernek bünyesinde yönetimdesiniz evet, zaten. Derneğin dernek başkan yardımcısıyım aynı zamanda. Arkadaşlar gerçekten bu programın hazırlanmasında çok ciddi emek verdiler. Mesela dün dernekten bir gün önce, yani şenlikten bir gün önce sabaha kadar burada uyumadılar. Gerçekten biz de tanık olduk zaten. Bir aya yakındır bu dernekle ilgili plan program yapılıyor. Fakat işte biraz havaların yağışlı olması şenliğimizi etkiledi. Çok kısa sürdü program ama yine de olsun. Çok güzel, ayrı bir denk hocam ya. Teşekkür ediyoruz biz de hocam, geldiğiniz için. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ çok sağ olun. Teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyoruz hocam. Teşekkür. Görüşmek üzere. Padişah deyim çıksam otursam, saraylar yaptırsam dünya götürsem, hediyem yoktur ki dosta götürsem. Bir yaralı düşten gayrı nem kaldı, oy nem kaldı, nem kaldı. Bir yaralı düşten gayrı nem kaldı.